Bizler hazırlamışlar bir krem, bir ıhtiye. Bakalım bir süreyim de önce kendim neticesi ne olacak ona göre ben size söyleyeceğim. Alın diyeceğim. Şimdi daha bilmiyorum. Evet. Açılışına yoğun ilgiyle karşılaştınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Özlemişler sizi. İzdandı. Ya vallahi trafik tıkandı. Allah. Bir olmak kolay değil. Aman efendim teveccüh buyuruyorsunuz. Allah bu sevgiyi, saygıyı, hürmeti benden almasın inşallah. En son ruhumu teslim edeceğim ana kadar daim eylesin ya Rabbi. Evet. Sağlığınız nasıl? Biz de size özledik, özledik. Sağlığınız nasıl? Sağlık sorunları yaşadığınızı duyduk. Çok geçmiş olsun. Evet. İyi gördük ama sizi. Kontroldü. Kontrollere gittim. Evet. Allah'a şükür. Görüyorsun işte. Maşallah. Biraz hanım sahneleriniz de başlıyor. Evet. Yarın Bursa'dayım kısmetse. Siz özlediniz mi? Çok uzun ara verildi. Malum sebeplerden dolayı. Neler söyleyeceksiniz? Bunlar doğrusunu mu söylüyor? Yani. Konuşuyorum. Tembel tembel oturuyorum. Allah eksik etmesin tabi işleri güçleri çünkü o işler bir yerde sanatkarın özlülü istenilmesini gösterdiği için bir yerde çok kıymetli yani o bakımdan hoş. Yani o kadar. Siz beni nasıl buldunuz? Valla çok güzelsiniz, çok iyisiniz. Biraz gençleşmiş miyim? Dinlenmek size yaramış biraz. Abi, kameralara doğru. Abi, ekranlara da dönecekmişsiniz. Hayırlı olsun diyelim. Allah, TV programı. 1 Ağustos'ta. Az kaldı. Az evet. Efendim. Kıymetli arkadaşım, kıymetli arkadaşım, efendim, repertuarı ne mütenahi geniş bir usta kendisi de. Bunun için özellikle Keserbey'i istedim. Ne yaptığını, ne ettiğini bilen efendim son derece kıymetli bir arkadaşımdır. Allah utandırmasın. Tabii bir imtihan bunlar. Bakalım insanlar ne diyecekler? Beğenecekler mi? Layık olabilecek miyiz? Bunlar çok önemli işler. Karneler alındığında program yayınının ertesi günü sabah 11'de karneler alınıyor reyting denilen. İnşallah çok iyi olur. Büyük heyecan vallahi büyük heyecan. Kalp bunu nasıl taşıyor? Ben şaşkınlık içindeyim. Allah iyi etsin, Allah utandırmasın. İnşallah beğendirebiliriz. İnşallah istediklerini verebiliriz. Okumaktan yana, repertuardan yana, her şeyden yana benim şahsım adına. Bir arkadaşımın da öyle, partnerim. Bizim bir sorunumuz yok kendimizce. Ama bilemiyorum ki o anda ya aman dediklerini farz edin. Ha ben öldüm demektir artık. Vallahi hiç, çok şeyimdir.
kere o mevzuda son derece böyle efendim duygusalımdır. Bak beni beğenmedi. Görüyor musunuz? Falan filan artık böyle sararım kendi kendime. Efendim. Allah üretsin inşallah diyorum. Hayırlısı olsun diyelim. Geçtiğimiz günlerde İlyas Tetik Bey'i kaybettik biliyorsunuz. Onunla ilgili iddialar çıktı. İşte Muazzez Hanım'la beraber işte sizin bir tercih yapmasını istemeniz gibi bir haber çıktı. Bir res çektiğiniz konuşuldu Bülent Hanım. Biraz hedef gösterildiniz açıkçası bu konuda. Hayır. Yani ne gibi hedef? Ya ben de çalışacaksın ya da Muhammed gibi. Yok. Muhammed Hanım'la zaten çalışıyordu kendi. Ya programın... Yani kendisininle anlaşan da ben değilim. Polat Bey yapımcısı, menajer. Polat Bey anlaşmış. Ben dilemem ki Muaz Hanım'la zaten çalışıyordum. Sizin bir ref çektiğiniz ya Muaz Edersin ya da beni seçersin dediğiniz konuşuldu çünkü. Nerede seçecekmiş bunu? Yani ya ben de çalışacaksınız. Zaten adamla anlaşmışlar. Kendisi Muaz Hanım'la çalışırken Polat Bey'le anlaşma yapmış. Daha sonra programın listesinden çıkartılmış ama galiba. Böyle bir iddia vardı çünkü iddia bu şekilde. Onu bilemem çıkarılmış, ne yapılmış, ne edilmiş. Sizin haberiniz dahilinde bile değil aslında olaylar. Hayır hayır. Benimle ne alakası olabilir? Kaldı ki böyle bir şey eğer bunu alsaydık Muaz Hanım ağzını açıp da zaten hiçbir şey söylemez. Yani o kadar da abla der, bir abla daha çıkar ağzından. Muaz Hanım'ın huyları çok naif bir kızdır. Oradan geçin. Öyle misin? Bana bir şey değil. Tamam. Hiç yani olacak iş işte. Kaldı ki zaten ben anlaşmadım. Ama çok üzüldüm. Çünkü çok kıymetli bir kemalinde duyurduğunuz gibi yaşayanlarda en büyüklerden bir tanesiydi. Yazık oldu. İntihar olayını sabah 6'da ben açtım telefon. Oğlu beyefendiyle konuştum. Efendim dedim, sizden mi bir şey çalıyorsunuz? Yok Bülent Hanım, ben dedi. Ben şey dedi, okuyorum dedi. Okuyorum dedi. Ah pardon efendim dedim. İşleri ters gitti. İflas galiba, yalan konuşmayayım, etmiş. Çok onurlu ve gururlu bir beydi. Kimseye öyle lavvali olmaz. Haydi başını eğer diyorsun. Bence ben de seneler 80 senesinde Muzaffer Özpınar, Şevken, onların hepsi bende kemanlı geldi. İşte Gündeş'in Şefiydi, Ayhan Şenyaylar. Ondan sonra Allah rahmet eylesin Selçuk Tekay. Efendim, şimdi bu rahmetli İlyas Tetik. Efendim, Ali İhsan Kısaç. Allah ömür versin, yaşıyorlar. Ben hepsi, ben neler şey, Nazer Söğü Hanım'ımdı mesela sonra. Bu şey, Sibel Can hanımefendinin şefi, Baki Kemancı. Onlar hep kendi çalarlardı, 80'de. Efendim, bu şekilde. Yani çok üzüldüm. İnsanlar bir terslik olabilir efendim.
bir yanlış hesap, kitap olabilir bu. Bizim için yani bu varit olan bir şey insan oğlu için. Yani çok üzüldüm. bir yerlerde yalnız duydum. Çok üzüldü de intihar etti falan diye. Evet. Siz kibarlığınızdan sorumlusunuz galiba. Konserler falan olmadığı için, bir de borçları olduğu için galiba evinde intihar etti haberleri. Hayır. Ne konser? Konser zaten yoktu. Yok, olmadığı için. İşte arabasını satıp için. Bir süre onunla geçirmiş. Yani başka bir iş yapıyormuş. Orada ihlas etmiş. Neyse. Bugün şeye gidiyor, camiye gidiyor. Beş vakit namaz kılardı. Hiç aksatmazdı. Efendim, kaza kılmamaya dikkat ederdi. Sabah gitmiş. Ondan sonra gelmiş, oğlu beyefendinin söylediklerini iletiyorum. Gelmiş ve yok olmuş. Nerede hani diye İlyas Bey diye şey yapmışlar. Arıyorlar. İlyas yok. Neyse, şeye herhalde eli dubleks mi ya da tripleks mi bilemiyorum. Çıkıyorlar yukarıya, artık bir orası dolayı yoktur ama diyorlar. Hani orası çıkalım. Bir de bakıyorlar, kendini asmış. Şimdi bu asma işlemini genel olarak düşünürsek, bu bir iki günde olacak bir iş değildir. Bu çok önceden plan ve programla efendim hasıl olacak iştir. Bunu oraya yapmak koçu bir ilaç akılacak. Çünkü ağırlığıyla hiçbir şey olmaz. O halattı, işte bir şeydi. Bunu yani aylar önceden bu işin şey yapılması lazım. Ayarlanması. Nitekim demek ki düşünmüş, taşınmış. Ben bu insanların yüzlerine nasıl bakacağım? Şeysiyle, düşüncesiyle. Onu gururuna yediremedim orada. Ve böyle bir şeyi ayarladı. Ve neticede de camiden gelip intihar ediyor. Allah esirgesin de ne bir kek düşünürüm. Şu, bu kadar dini bütün insan nasıl oldu? Ve aklı selim yerinde bir insan, biz hep öyle gördük çünkü. Bir terbiye abidesiydi. Kaliteli bir insan. Efendim, hal böyle olunca dini ve cibelerine bu kadar bağlı bir kişilik de olan arkadaşımız nasıl intihar etti? Çünkü biz bir malum olduğu üzere karıncaya can veremiyoruz. Biz kim oluyoruz da kendi canımızı alacağız? Ancak Hak Teala sana ayırdığım süre bu kadar. Bu dünyadaki rolün bu kadar diyecek ve biz o dünyaya veda edeceğiz. Ama Allah-u Teala'nın emr-i iradesiyle. Allah şaşırtmasın. Allah şaşırtmasın. Allah gani beni rahmet eylesin. Yaptığı yerler, mekanı cennet-i ala olsun inşallah. Bülent Hanım, peki önümüz bayram. Bayramda neler yapacaksınız? Çalışıyor musunuz? Sahnede olacak mısınız? Yalan konuşma. Bayramda ne? Bayramda çalışma. Daha çok var. Onun işi belli olmaz. Son anda efendim gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? İşte bilmem nereden iş aldım. Ben mesela Bodrum'a gidecektim. Ama aldım.
Bana sordun mu? Ben adresi bozmuyor muyum? Ha yok. Beni adam yerine koymuyor. Estağfurullah. Ben attım imzayı. Estağfurullah. Biliyorsunuz diyor. Hay Allah. Sizin neşelenlerinizi de özlemişiz. Hay canım. Çanta kombini de çok iyi. Şimdi ilk bugün için mikrofonu çeksene. Açtım şeyi pakette. Bugüne münasip. Takılarınız da her zamanki gibi. Çok dikkat çekiyor. Sizin favorileriniz neler? Mesela olmaz olmazlarınız, küpe midir, yüzük müdür, çanta mıdır? Taşsız dolaşan. Benim adım. Buradaki taşların birine bir semt alırız herhalde. Nereye alırsınız? Taşların taşların yerine bir semt alabilecek pahalılıkta gözüküyor. İlçe alabiliriz hani. İlçe. Hay Allah. Hay Allah. Paraları ne çalışması peki? Albüm ya da bir single çıkarmayı düşünüyorsunuz? Bir tane olsun. Ben hep bir şey yapıyorum. Bir tane yapıyorum. Ve bakalım yani. Yeni şarkı mı olacak yoksa yeni, eskilerden bir tane okuyorum. Bir de şey yaparsam o da okunmuş olursa olmaz. Sıfır. Kız. Benim gibi. Öyle mi değil mi? Öyle. Ha, onu söyle de sonra aramız bozulmasa. Peki son olarak da hayatınızın film olacağı haberleri çıkıyordu. Onda bir netlik var mıdır? Son durum nedir? Onunla oturup konuştum. Tam şey yapamadım. Öyle işte. Kapalı inşallah. Çünkü neden? Sinemalar kapalı. Onun için tam bir antant kalamadı. Benim rakamım diye. İşte hanımefendi şeyler sinemalar kapalı biraz ekleyemiyorlar. Ne biraz ayol diyeceğim falan. Yok. İşte, o yüzden olacak. Ne istiyorsunuz? Yani onlar. Çok teşekkürler. Rica ederim. Rica ederim. Ne oldu?